Evet, hedeflerimizden yaklaşık 2 ay kadar geriden gidiyoruz. Sebebi de biz tabii burada gördüğünüz gibi ciddi bir eğim vardı. Burada yaklaşık 9 dönümlük düz alanı yakalayabilmek için 10 bin kamyona yakın bir malzeme buradan çıkarmak zorunda kaldık. Bu bizim hedeflerimizi bir ay, 2 ay geri attı ama Allah'a şükür şu anda hızlı bir şekilde direklerimiz, makaslarımız da birkaç gün sonra konulduktan sonra fabrikanın ilk imalat kısmı herhalde bu ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ve biz hemen kurulu olan makineyi buraya getirip sistemi bunun içerisinden kurabileceğiz. Ama ondan sonraki süreçte arkada gördüğünüz bölümlerde de depolanma alanlarını yapacağımız için bizim burada nereden baksak yine 1-2 aylık daha işimiz olacak demektir. Yeter ki olsun, geç olsun ama güç olmasın mantığı içerisinde bugüne kadar yaptığımız imalatlarda Allah'a şükür kazasız belasız buraya kadar geldik. Bu Rize için önemli bir proje. Hem çay çöpünden enerji elde etmek hem de daha önemlisi çay çöpünü bir imalat aşamasından geçirip mangal kömürü imal etmek Rize için de çayın çöpünün geleceği için de önemli bir adımdı. Bunu burada başarabilirsek hem belediyemize ciddi bir gelir elde etmiş olacağız hem de kısmen de olsa burada bir istihdama sebebiyet vereceğiz. Önümüzde de bu anlamda daha farklı bakmaya gayret edeceğiz. Başkanım, bunun örnek numunesini daha önce almıştınız, kamuoyuyla da paylaştınız. Evet. Ve bunu bahsettiğiniz birçok yerde talep var mı kömüre şu an? Kömüre talep tabii ki, yani bize bazı belediyelerden talep de geldi. Özellikle Güneydoğu'da daha çok mangal işi yapan belediyelerimizden. Ama ondan ziyade biz zaten Türkiye'de 80 bin ton ithal ediliyor. Bizim üreteceğimiz 4 bin ton. Yani ithalin karşısında bizim üreteceğimizin pazarla ilgili hiçbir sıkıntısı olmadığını gösteriyor. Ve yapan arkadaşlar, başka şehirlerde bu prolis tesislerini yapan arkadaşların da pazarla ilgili bir sıkıntı çekmediklerini görüyoruz. Biz de bunu ya kendi pazarlamamız ama daha çok şu anda düşündüğümüz toptan olarak belirli firmalara verip bizim asıl amacımız burada üretimi ortaya koyabilmek. Pazarlaması daha sonraki kısım olacak ama böyle bir sıkıntı gözükmüyor şu anda.